Aylin Hanım. Hoş geldin. Çok fazla vaktim yok benim. Anladım. Oturalım mı? Peki. Ben gidiyorum dönüş. Dönüyorum İngiltere. Gitmeden de seninle vedalaşmak istedim. En azından doktorun olarak. Vedalaşmak birbirini önemseyen, seven insanların yaptığı bir şeydir. Ben seni zaten önemsiyorum. Dönüş her zaman önemsedim. Hasta olarak da, insan olarak da her zaman değer verdim. Serdar'la bir geçmişiniz var diye seni hiçbir zaman suçlamadım. Çünkü bu hikayede en masum olan sendin. Eski aşkın. Sevdiğin adam tekrar karşına çıktı. Güvendin, teslim oldun. Ben de buraya geldiğimde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Keşke böyle olmasaydı. Ama oldu. Gerçeklerden kaçamadık. Serdar mı söyletiyor bunları? O yüzden mi geldiniz buraya? Hayır. Vicdanım getirdi beni buraya. Serdar'ı da suçlama artık. Ben onu tanıdığımda büyük bir çaresizliğin içindeydi. Çok yalnızdı. Ben onu sevdim. Çok sevdim. Yaralarını iyileştirmeye çalıştım. Evlenmeyi de ben istedim. Ama o benimle mutlu olmadı. Adını bilmediğim bir aşkın içinde her geçen gün uzaklaştı benden. O hep... O hep seni sevdi. Hala seviyor. Yollarınız tekrar kesişti burada. Ben de içine düşerek kendi payımı aldım. Herkes payını aldı. Bunda bir yalan yok dönüş. Bir oyun yok. Ya bu haşerilerle nasıl baş edeceğiz müdürüm? Şaştım kaldım valla. Oğlum önce arşivi bir ilaçlayacağız. Zaten yeni dolaplar gelecek. O sırada dosyaları da üst kata taşıyacağız. Tamam ben onu hafta sonu şey ederim. Ama içeri girmem. Başlarında dururum. Niye? Ya böyle böyle fareler müdürüm. Oğlum amma abarttın ha. İki tane küçük şey gördün. Hadi hadi git işin başına hadi. Günaydın Serdar. Günaydın. Sadık amca. Dönüşün dosyası. Bundan sonraki takibini yapacak olan doktor izne ayrılıyor. Onun hastaları da bana devredildi. Bu durumda? Dönüşünde takibini ben yapacağım. Ama kabul etmezseniz bir rapor yazıp başka bir hastaneye sevk etmem gerek. O yüzden konuşmak istedim sizinle. Serdar, bunun kararını ben veremem. Peki bundan sonra tedavisi nasıl ilerleyecek? Rutin kontrolleri olacak. Ayda bir iki defa genel tetkikleri yapılacak. Yemesi, içmesi, diyeti falan takip edilecek. Sevk edersem de İzmir'e gidip gelecek. Bunun kararını ben veremem ki. Serdar, bak. O gün o sinirle eşini de al ayvalığı terk et dedim sana ama ben Ali Kıran başka sen de değilim evladım ya.
Sen nerede yaşamak istersen onun kararını sen vereceksin. Eşin istediğin yerde yaşayacaksın tabii. Eşimle yollarımızı ayırdık biz Sadık amca. Bu aslında ta İngiltere'de verilmiş bir karardı. Ama... Hayır tamam, ben bunları duymak istemiyorum. Şu anda ben sadece kızımın sağlığıyla ilgileniyorum ve tedavisine nasıl devam edeceğini ben bilemiyorum. Buna dönüş karar verecek. Amacım seni üzmek değildi. Bütün bunları bilmeni istedim sadece. Dönüş. Efendim Serdar. Bir kliniğe uğrayabilir misin? Ne için? Bundan sonraki tedavi sürecin için. Bundan sonraki tedavi sürecimi ben gayet iyi biliyorum Serdar. Bahane bulmana gerek yok. Ama yine de geleceğim. Benimle görüşmek istiyor. O da vedalaşacak sanırım. Birlikte mi döneceksiniz İngiltere'ye? Hayır. Biz öyle bir şey konuşmadık. Bilmiyorum. Ben Serdar'la bitirdim Aylin Hanım. Belki bundan sonraki hayatına sizinle devam etmeye karar vermiştir.